Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkıları selamlarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 67.100 olmak üzereyiz ama sizler aboneliğini bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip aramıza dahil olabilirsiniz. Ailemizden biri olabilirsiniz. 1 Ocak 2024'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar 10 gün sonra transfer tescil dönemi başlayacak. Yani ee, kısaca tekrar hatırlatayım. Bugün de transfer yapıp o gün oynatabilirsiniz. Lisansını çıkarıp. Ama diyelim hazırlık maçı yapacaksın. Sarı yerle hazırlık maçı yapacaksın. Bugün transfer edip yarın hazırlık maçında da oynatabilirsin. Burada herhangi bir abes yok. Merih Demiral ve Fenerbahçe'de Firmino sürprizi diyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Riyad'da neler oldu? Perde arkası diye başlayayım. 29 Aralık 2023'te Riyad'da oynanması planlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili pankart ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle gerçekleşmeyen 2023 Süper Kupa maçının planında yaşananları Independent Türkiye'den Nevzat Çiçek aktarmış. Yani Nevzat Çiçek'in haberiymiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, TFF telefonla yönetmeye çalıştı diyor. Yani böyle bir şeyi büyükelçilik falan makamlar haberdar edilmesi ama iş işten geçti diyor. Kriz 18 Aralık'ta başladı. Yani maç öncesinde değil diyor. E, ya da maç sırasında kesinlikle 100. yıl logosuna Atatürk postasına izin verilmeyeceğini. Zira söz konusu dokümanların siyasi içerik kapsamında değerlendirileceği belirtildi diyor. Ali Koç Atatürk için ısrarcı oldu diyor. Ben de şunu anlamıyorum. Sadece Ali Koç değil. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç değil. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı da herhalde etkisiz eleman değil. Yani orada belirteyim. Bütün suçu Ali Koç'a yıkmaya çalışıyorlar. Hakem dövülüyor Ali Koç. İstanbul Spor sağdan çekiliyor. Bunun sebebi Ali Koç. Süper Kupa maçına çıkmıyor. Sebebi Ali Koç. O zaman Galatasaray diye bir şey yok. Dursun Özbek diye bir şey yok. Offsite'ımsı yok. Bu ligi oynatmayız yok. Savaşta savaş bilmem nesi falan filan yok. Neyse. Atatürk tişörtü pankartları kabul edilmedi falan diyor. Suudi Arabistan yetkilileri. Ha şunu söyleyeceğim. Hocam diyor bana. Genel, genellikle gelen eleştiriler ve şey. Sence de abartılmadı mı? Bence de abartıldı. Ben zaten bak hayatım boyunca uç noktalardan nefret ederim. Dini din üzerinden insanları kandıran şarlatanlardan, din üzerinden insanlarla alay edenlerden ya da Atatürk'ü kullanıp Atatürk üzerinden prim kasanlardan ya da başkası işte şunu öveyim, bunu öveyim diye kasanlardan nefret ederim. Ben hayatım boyunca bunlardan nefret ederim. Benim hayatım boyunca savaşım bunlarla oldu. Ben şunlardan taraf, bunlardan taraf değilim. Yani beni bilenler zaten bilir. Bilmeyen arkadaşlar da tanımaya çalışmasın. Kendileri yani akışına bıraksın ne demek istediğimi zaten anlarlar. Ha şu bir gerçek. Hocam Türkiye bazı finaline çıkıyor. Öbürü şampiyon oluyor. Atatürk bilmem nesi giymiyor da şimdi mi akıllarına geldi? Demek ki şimdi akıllarına gelmiş. Ben bir de bir şey daha söyleyeceğim. Aslında tehlikeli bir cümle söyleyeceğim ama. Ya Cumhurbaşkanı hani normal şartlarda Suudi Arabistan'da kanki işte o. Hani gider gelir. Hani planını programını ona göre yapar. O gün gitmedi mesela. Vallahi bile bak mesela sosyal medyada bir teori gördüm diyor ki acaba diyor hani acaba diyor yani ben dile getirmek istemiyorum sosyal medyada bakın arkadaşlar ya şunu da söyleyeyim su polis soyun po, modasını soyunma odasını aradı diyor protokol net yapılmadı diyor İstiklal Marşı sırasında skandal bak ee, Olay çığırından çıkmış. İstiklal Marşı'mızı okumaya başlamış. Bunu duyan stat görevlileri kulakları sağır edecek şekilde yüksek desibirli müzik yayınına başlamış. Yani İstiklal Marşı'mızı okuyan taraftarların sesini bastırmaya çalışmış diyor. Şimdi güvenlik endişesi yaşadığı taraftar şu bu falan filan diyor. Şimdi buraya niye değindim? Şimdi Merih Demiral olayına girmek için değindim. Ama ben ısrarla şunu söyleyeyim. Ben hani olaylar abartıldı diyor. Olaylar abartıldığı geçti Bak ben şu anda buradan birkaç mesaj çıkarttım. Bir, olaylar ya bence iki kulüp de fazla tepki verdi. İki, madem bunlar protokolde yazıyordu. iki kulüp oraya hiç gitmeden deseydi ki arkadaşlar biz Atatürk'le ilgili bir şey çıkartmak istiyoruz. Federasyon öyle bir imza yapmış ki biz giyemeyeceğiz deseydi. Gitmeden iki takım da haklı ilan edilirdi. Üç, hani bu olay sanki... Ya biraz bilinçli gibi geliyor bana. Bilinçli yani bilerek yapılmış gibi geliyor aktaramıyorum. 4. Bu olay sanki Ali Koç'u yemek için yapıldı. Hani Ali Koç'u yiyelim, yutalım diye ama Dursun Özbey'in e, Atatürk savunuculuğu mu tuttu diyeyim. Çünkü Galatasaray taraftarına göre Dursun Özbek Galatasaray falan hiç Atatürk'le alakası yokmuş. Bir tek Fenerbahçeliler Atatürkçüymüş. Arkadaşlar sosyal medyaya bakın. Koyun gibi, dana gibi hareket etmeyin. Bakın bir sürü sosyal medyada bunların hesapları var. Her şeyin suçlusu Ali Koç'muş. Ali Koç ve tepki göstermiş. Normalde Galatasaray'ın Atatürk'le falan alakası yokmuş. Bakın. Ben midem bulanıyor bu açıklamaları duydukça. Neyse uzun lafın kısası bunlar oldu. Şimdi gelelim Merih Demiral'a. Merih Demiral Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor diye bir haber var. Haberi geçtim. Haberin bir tık ötesi var. Haberin bir tık ötesi Fenerbahçe'ye geleceği şeklinde. Önce haberi hiçbir şekilde okumadan şunu söyleyeyim. Merih Demiral Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez. Öyle bir maddi gücümüz yok. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi takımdan ayrılmaya hazırlanıyormuş. Birçok takım gözüne kestirmiş. Bugüne kadar 8 maça çıkmış takımıyla. Ee, Birçok takımda gündemini almış. 25 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu. İşte Atatürkçülükten dem vurduğu için de Fenerbahçe'ye gelmesi gündemde falan filan diyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir alakamız yok. Ha sezon başında istedik mi istedik. Allah var istedik. Opsiyonlu şekilde alalım dedik. <laughs> Doğruya doğru. Olmadı, beceremedik ya da kulübü vermedi. Ama şimdi hiçbir alakamız yok. Özellikle ısrarla ee, söyleyeyim arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şimdi Kuruniç Fenerbahçe için gemileri yaktı diyor. Artık bir şey söyleyeceğim. Kuruniç gelmiyor desem herhalde inanmazsınız. Hocam biz artık kesin gözüyle bakıyoruz falan dersiniz. Şimdi transfer sizin ilk sırasında Kuruniç İstanbul'daki yaşam ve ev için araştırmalara dahi başladı diyor haberde doğru. Şimdi Fenerbahçe şampiyonluğuna odaklandı ara transferde kadroyu güçlendirme niyetinde kadroyu coşturma niyetinde kadroyu uçurma niyetinde. E işte, kurun işte Fenerbahçe için gemileri yaktı diyor haberde. 2025'e kadar sözleşmesi var. Hani sezon başında olmadı. Milan tuttu biz seni şöyle oynatırız böyle oynatırız diye. Şimdi bunu da belirteyim. Sonrasında oyuncu olmadı. Milli takımdan kaptanı Edin Ceko sürekli iletişim halinde İstanbul'u merak ediyor. İstanbul'u soruyor, soruşturuyor. Edin Ceko çok söylemişti. Hatırlıyor musunuz? 37 yaşındaki bir oyuncunun ne faydası olur diye. Belki Savic olacak. Belki Kurunic olacak faydası. Bilemeyiz. İzleyip bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Valiç'ten Boliç'ten de bilgi topladığını söylüyor. Pazarlıklar devam ediyor diyor. Kulüpler arasındaki farkın 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Arkadaşlar ben size daha da abartılı bir şey söyleyeceğim. Bana gelen duyum bana gelen duyum hani kurun içi sıfır bonservis ile almaya çalışıyoruz şeklinde. Sıfır bonservis. Bana gelen duyum bu. Ha hocam bu duyum ne kadar sağlam? Ben bir şey diyemem. 2019'da 8.6 milyon euro Empoli'den almış. 139 maça çıkmış. 3 gol 6 asiste imza atmış. Ancak dediğim gibi bu sene çok tercih edilen bir oyuncu konumunda değil. Bakın Fenerbahçe'de ayrılıklar da olacak. Mesela Fenerbahçe'de hep gelenleri konuşuyoruz ama bir de gidenler olacak. İşin bir de gidenler boyutu var. Kaç kişi gidecek? Kim gidecek? Nereye gidecek? Ne getirerek gidecek? Ya da ne götürerek gidecek? Bunları da düşünmek lazım. Mesela sürpriz ayrılıklar. 3 tane ismin sürpriz ayrılığının olduğu ifade ediliyor. Birincisi Ryan Kent. Sezon başında büyük umutlar ama Bayır aşağı giden bir performans, bir e, kariyer diyeyim. Ben açıkçası Ryan Kent'in Fenerbahçe'de bir dakika kalacağını düşünmüyorum. Yani gideceği yerdeki transfer sezonunun açılmasına bağlı. Hani atıyorum 3 Ocak'ta açılacak diyelim gideceği yer. 3 Ocak'ta direkt gider diye düşünüyorum. Evet. İkinci isme geçelim. Batshuayi karar aşamasında diyor. Şimdi önünde Edin Dzeko varsa karar aşamasının iyi düşünmek lazım. Yani önünde bir marka var. İyi de hocam o da o Batshuayi o da bir marka. Tabii ki de bir marka. Ama Adidas nere? Abibas nere? Yani demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Batshuayi karar aşamasında diyor. Hani süre almak istiyor. İsmail Kartal'la görüşecek. Ben şunu söyleyeyim. Euro 2024'te oynama niyeti varsa Fenerbahçe'de kalmaması lazım. E i̇şin doğrusu bu. Oynama niyeti varsa. Ha yok Euro 2024 falan umurunda değiliz o zaman kalabilir sıkıntı değil. Ayrılmak istedi ama sıcak bakılmıyor diyor. Samet Akaydın. Şimdi Samet Akaydın için gidiyor yalan kalıyor yalan. Gidiyor da yalan kalıyor da yalan. Samet aslında iyi bir stoper. Hırslı bir stoper. Euro 2024'te oynamak isteyen bir stoper. Monteya'nın gözü kapalı. O kadar önemli maçlarda oynatabileceği bir stoper. Ancak Bekao Ciku var önünde. Bir kere mantık olarak Bekao Ciku varken forma şansı bulamaz. İkincisi oraya bir stoper düşünülüyor. Bak yapılacak stoperlerden mesela konuşulan isimlerden yola çıkayım. Savic, şey işte Çağlar Söyüncü. Hani düşünüyorum yani. Ee, Sen daha eleman vardı. Bu Alman. Üçü de gelse. Bak Bekao, Ciku. Bu üçüncü stoper. Samet Serdar diye gider. Bence burada kalmayı da göze almaz. Ee, Samet için bana gelen kulağıma çıtlatılan bir duyum. Bir kulübün 2,5 milyon euroluk teklifinin olduğu Fenerbahçe'nin düşündüğü şeklinde. Ee, hani bu kulüpte yabancı kulüp diyeyim arkadaşlar. Yabancı bir kulüp. Ben açıkçası 2,5'a satardım. Onu da belirteyim. Yani kimseyi de kırmak incitmek istemiyorum ama 2,5 milyon euro kötü para değil. Ben olsam düşünürdüm 2,5 milyon euroyu. Onu belirteyim. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Firmino sürpriz diyor. Şampiyonluk yarışında iki takım al Ahli'den ayrılmak isteyen Roberto Firmino'yu gündemine aldı. Alabilir. Normal. Bunlar gayet normal şeyler. Çünkü her iki takımın da devre arasında hani ellerinin boş durmaması lazım. Şampiyonluk istiyorlarsa. İngiliz medyası duyurdu. Ben şimdi haberde şunu çok merak ediyorum. Firmino'yu çok beğenen birisi olarak çok merak ediyorum. Fenerbahçe alsa nasıl oynatacak? Galatasaray alsa nasıl oynatacak? İkinci soru Fenerbahçe alsa kaça alacak? Galatasaray alsa kaça alacak? Üçüncü soru aynı Firmino kaldı mı? Yani 18 milyon eurodan 10 milyon euroya piyasa değeri düşmüş. Bu sezon 19 maça çıkmış 3 gol 3 asist yapmış. Öyle bir ligde 3 gol 3 asist yapmış. Hani gelecek Firmino Söğüş'e mi gelir? Üçüncüsü biz Rogon'la küstüydük menajerlik şirketiyle. Acaba tekrar kankişte olmaya mı karar verdik? Çünkü Rogon değişik bir firma. Ha, ben Rogon'dan bir futbolcu alacak olsam eğer kankişte oluğumu kullanacak olsam kelleciyi Kenacho'yu alırım. Batu gönderir Kenacho'yu alırım. Hani sezon sonunda sözleşmesi bitiyor Iken Ben olsam onu alırım açıkçası. Yani gelmez gelmez değil. Nijeryalılar bizi seviyor. Zaten Nijerya'da da iyi bir imajımız var. Ben olsam onu alırım. Başka mesela kim var? Marius Wolf var sabekler. Sabek 28 yaşında Dortmund'un. Uzun zamandır isteğimizde olan. Neyse. Benim demek istediğim mesajımı umarım anladınız. İngiliz medyası duyurdu diyor. Liverpool'un eski formatıyla Fenerbahçe'de Galatasaray'da ilgileniyor diyor. Firmino'dan flash karar. Allahli yolunu tuttu ama burada arada ortamı bulamadı. 2026'ya kadar kontratı var ama kaçma niyetinde. Şimdi her iki takım da harekete geçti diyor. Talibi de çok Firmino'nun. Al Şabab, Al Attifak, Al fatah Premier Lig'den Sheffield United Brezilyalı oyuncuya talip diyor. Fenerbahçe taraftarı da heyecanlandı. Hani Batu Şua'ya gidecek Firmino gelecek diye. Galatasaray planı da bahsediyorlar. Ee, Okan Buruk ne diyor? Icardi ile birlikte oynar diyor. O 32 yaşındaki futbolcu şöyle yaptı böyle yaptı. Valla ben açıkçası Firmino'la dair hiçbir duyum duymadım. Yani bana gelen duyumlar içerisinde Firmino yok. İster misin? Çılgınlar gibi isterim. Manyak gibi isterim ben de. Kafayı sıyıracak derecede isterim. Oğlum ben Firmino hastası bir adamım. Yani Firmino ee, Luis Suarez Bunlardan biri gelse keşke. İsterim. Ancak yani e, sende Edin Ceko gibi bir marka varken senin alacağın isim bulmaz. Ha ben size mantıklı bir şey söyleyeyim. Mesela Vegorst şahane olur. Uygun fiyata çok iyi olur. İstisnasız çok güzel olur. Kenacho süper olur. 2024'te sözleşmesi bitiyor. İşte Kuruneş bunların arasında olur. Çağlar Söyüncü bence süper olur. En azından Türk kendine gelebilir. Yani uzun lafın kısası bu haberde Firmino Merih Demiral diyor. Ancak ben size olabilitesi yüksek isim söyleyeyim. Çağlar olabilir. ve olabilir. Ikenaço çok düşük bir bedelli olabilir. Kurneş zaten ben olduğu gözüyle bakıyorum artık. Savic ismi Hani BKO Ciku'dan birine böyle 10-15 milyon euro teklif gelecek. Göndereceksin de öyle. Yoksa onun dışında yabancı kontenjanını doldurmak isteyeceğini zannetmiyorum kulübün. Kent gidici. Bence Batuay'a gidici. Bence Samet de gidici. Bunları da belirteyim arkadaşlar. Riyad olayında, Suudi Arabistan olayında konuştuk. Ha, farkındaysanız artık kimse konuşmuyor. Gündeme getirmiyor. Birileri artık bu unutulsun da önümüze bakalım istiyor. E hocam Süper Kupa finali tekrar oynatılır mı? Yani oynatılsa bir değer, Oynatılmazsa bir başka değerdi. Başka ülkeler anlaşılsa oraya gidilse mesela ben şeyi de çok bekliyordum. Atıyorum Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri diyecek ki Arkadaşlar gelin Bizimle anlaşın İşte Atatürk, Matatürk istediğinizi açabilirsiniz. İsterseniz hadise posteri açın. Umurumuzda değil Diyeceklerini düşünüyorum. Bakın bir zamanda sanki bu anlaşma değişecek. Başka bir ülkeye alınacak ve o ülke açıklama yapacak gelin biz de yapabilirsiniz falan filan diye gibi bir düşünce içerisindeyim. Ha şunu da söyleyeyim eğer bu Arabistan işi devam ederse Fenerbahçe Galatasaray seneye gidecekler mesela nasıl gidecekler? Nasıl yapacaklar? Bir de şeyle çok ayar oluyorum. Hocam diyor madem bu kadar şeyin olacağını biliyorlardı hiç gitmeselerdi. O sıkar. Yani o biraz sıkar açıkçası bazı şeyleri de düşünerek konuşmakta fayda var ama ben hala ısrarlı bir şekilde söylüyorum bence bir deneme yanılma da yapılmış olabilir hadi Ali Koç takımı götürme ya da çıkma sahaya Atatürk'ü bahane çıkma deyip üstlerden bir emir gelip bakalım Galatasaray ne yapacak iş bitince ne yapacaktı diyebilir ondan sonra da demek ki bunlara da güven olmuyormuş bak kendileri de yaptı ama iş bitince hemen başkasını suçladılar diyebilir vallahi bakalım ne olacak Savic konusunda da çok şey var. E, hocam Savic Samet Akaydın'ın bilmem ne şubesi diyen var. Yani arkadaşlar bilmiyorum hangi şekilde futbol izliyorsunuz, nasıl izliyorsunuz. Çok güç bunu düşünmek de güç. Aklıma da getiremiyorum ama yani e, ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ya sol söylentileri mantıklı geldi diyor. Sende dünyanın en iyi 8. Solbek'i var Ferdi. Gelişmekte olan Osterwolde var 2. Bence sağ bekte Usai var. Mert Müldür var. 4 bence sağ ve sol bek Fenerbahçe'ye katiyen gelmeyecek. Hani harbi harbi de bir şey söyleyeyim. En azından duyum tadında değil. Sohbet tadında söyleyeyim. Yani durum bu. Biz bence bir stoper alacağız. Bir orta saha alacağız. Bir forvet alacağız. Bir de becerebilirsek kanat forvet alacağız. 4 isme çıkabilir ama ikisi kesin. 5'e de çıkabilir. Onu da ısrarlı bir şekilde söyleyeyim. Çünkü benden hariç bu tip toplara kimse girmiyor. Ben 5 transfer olabilir diyorum. 2 kesin. 5 olabilir diyorum. Hakkımızda ayrısı olsun. Aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım video bitince yorumlarda saçma sapan bir şekilde işte anlattığından içeriğin farkı yok falan. Direkt bu arkadaşlara engellediğimde bir kez daha hatırlatayım. Yani binlerce insan, on binlerce insan belki video izliyor. Bir tek siz akıllısınız. Yemezler. Anlatabiliyor muyum? Yemezler. Onu da söyleyeyim. Durumlar bunlar. Duyumlar bunlar. Transfere dair sorularınız varsa. Hocam şu soruyu da merak ediyorum ya da şu ismi merak ediyorum. Bir sonraki videoda belirtiyorsanız aşağı yorum kısmına basabilirsiniz. Kanalı seviyorsanız, Fenerbahçeliyseniz, destek olmak istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Sonuna kadar izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Hocam ben de Fenerbahçeliyim. Ailenize dahil olmak istiyorum. Burayı beğendim diyorsanız abone ol butonuyla aramıza katılıp şuranın 67.100 olmasına katkıda bulunabilirsiniz. Yani desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.